Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir edebiyat dersiyle karşınızdayız. Bugün 16. yüzyıla damga vuran salt şairler üzerinde duracağız. Özellikle Aşık Köroğlu üzerinde geniş olaraktan duracağız. Peki hocam Aşık Armutlu, Aşık Bahşi, Çırpanlı, Gidamuslu, Öksüz Dede, Aşık Hayali ve Aşık Oğuz Ali gibi isimler üzerinde duracak mıyız? Duracağız ancak... Bildiğiniz gibi 16. yüzyılın en ünlü şairinin Köroğlu olduğunu bilirseniz yeterli olacaktır. Diğerlerini ise sadece isim olaraktan bilmek kafi gelecektir. Sevgili gençler vakit kaybetmeden başlıyoruz. 16. yüzyılın saç şairlerini bir çırpıda öğreniyoruz. Evet Aşık Köroğlu'yla başlıyoruz. Sevgili gençler hayatı hakkında çok fazla bilgilerimiz olmasa da 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başlarında yaşadığını varsaydığımız Köroğlu ile ilgili olaraktan şunları söyleyebiliriz. Tabii ki hayatı ile ilgili kesin bilgilerimiz yoktur. Bolu'nun Bolunun Dört Divan ilçesi bölgesinde yaşadığını bildiğimiz Aşık Köroğlu'nun hayatı ile ilgili kesin bilgilerimiz olmamasına rağmen onun biz 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başlarında yaşamış olan bir sat şairi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kaynaklarda Aşık Köroğlu ile aynı zamanda Eşke Köroğlu'nun aynı kişiler olup olmadığı konusunda net bilgilerimiz yoktur. Yani Aşık Köroğlu ile Eşke Köroğlu aynı kişiler olabilir, farklı kişilerde olabilirler. Ancak bizim bilmemiz gereken 16. yüzyıla damga vurmuş olan ve aşık edebiyatının ilk temsilcilerinden birisi diye bildiğimiz Aşık Küroğlu'nun bir saz şairi olduğunu da unutmamız gerekiyor. Bugün yiğitliğin ve kavganın sembolünü sorarsa aklımıza Küroğlu gelsin. Küroğlu'nu kodladığınız zaman aklınıza yiğitlik ve kavga gelecek. Bu bir fasıllarda ilk önce Küroğlu'nun türküsünün okunduğunu unutmayacağız. Düşünün bir aşık atışması var, aşık fasılları var. Önce Küroğlu'nun adını yad etmeniz lazım. Eğer siz Küroğlu'nun adını yad etmezseniz o zaman ne oluyor? O gün sabaha kadar kaynananızın penceresinin altında Küroğlu'nun kıratı kişniyerekten onu ne yapıyor? Uyutmuyor. Böyle bir anane var. Sevgili gençler, işin espri tarafı bir yana Küroğlu ismini gördüğümüz zaman aklımıza yiğitlik ve kavga gelecek. Gelen itibariyle kavganın ve yiğitliğin sembolü olsa da onun şiirlerinde aşk gibi, doğa gibi yani tabiat gibi temaların da işlendiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bugün Köroğlu'nun aşk, doğa, kahramanlık, yiğitlik temalarını işlediğini söyledik. Peki daha neyi bileceğiz? Onun göçebe bir halk şairi olduğunu unutmayalım. Bugün göçebe olan şairlerin çoğunun okuma yazmasının olmadığını biliyoruz. Aynı zamanda bunlar Göçebe oldukları için divan şehrinden ve şehir kültüründen uzak kalmışlardır. Dolayısıyla da Köroğlu divan şehirinde kesinlikle etkilenmemiştir. Aynı zamanda dini ve tasavvuf konulara kesinlikle yer vermemiştir. Peki bir, bir şairimiz göçebe ise, bir şairimiz divan şehrinden etkilenmemişse o zaman bu şairimiz ne yapması lazım? Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiş. Demek ki sevgili gençler Aşık Köroğlu tüm şiirlerini nasıl söylemiştir? Hece ölçüsüyle söylemiştir. Bunları da unutmayacağız. Bu bölümü yani bu bölümü kodlarsak şunu söyleyelim. Yiğitliğin ve kavganın sembolü bir. Divan şiirinden etkilenmemiş bütün şiirlerin hece ölçüsüyle söylemiş ve göçeme bir halk şairi olduğunu unutmayacağız. Bugün saz şairleri içerisinde bakın burada önemli bir hap bilgimiz var. Saz şairleri içerisinde aşıkların piri olarak tanınılan isim aşık köroğlu olmuştur. Sevgili gençler. Eğer Yeniçeri Ocağı aşıklarının pirini sorarsan, Yeniçeri Ocağı aşıklarının piri kim olabilir? Kayıkçı Kul Mustafa. Ancak aşıkların pirini sorduğu zaman kime gidiyorsunuz? Aşık Köroğlu'na gidiyorsunuz. Edebiyatımızda koçaklama türü Köroğlu'yla başlamıştır bu bir. Koçaklamanın en güzel örneklerini veren iki isimden birisi Köroğlu olmuştur. Hocam koçaklama ne demek? Koçak yiğit anlamına gelen bir sözcüktür. Yiğitlik, kavga, Kahramanlık gibi temalar işleyen şeyleri biz koçaklama adını biliyoruz. Türk edebiyat tarihinde koçaklamanın ilk örneklerine Köroğlu'nda rastlasak da 19. yüzyıla geldiğimiz zaman koçaklamaya bir isim daha yazacağız. Kimi yazacağız? Dadaloğlu'nu yazacağız. Bugün Köroğlu ile Dadaloğlu'nun ortak noktası burası işte. Yani koçaklamada dikkat çeken isimler olmasıydı. Köroğlu'nu kodlamak gerekirse 16. yüzyıl, 16. yüzyılın sonu bütün şiirlerini ece ölçüsüyle söylemiştir. Yiğitliğin ve kavganın sembolü, göçebe bir halk şairi ve koçaklama türünün ilk temsilcisi olaraktan almak yerinde olacaktır sevgili gençler. Sevgili gençler 16. yüzyılın diğer şairleriyle devam ediyoruz. Geldik Öksüz Dede'ye. Bugün Öksüz Dede'nin Yeniçeri Ocağı'nda yetiştiğini ve birçok savaşa katıldığını söyleyebiliriz. Yeniçeri Ocağı'nda yetişen ya da başka bir deyişle Garp ocaklarında yetişen ağaçlıkların çoğunun birçok sefere ve savaşa katıldığına şahit olduk. İşte bunlar katıldıkları savaşlar ya da seferlerle ilgili ne yapmışlardır? Türküler ya da destanlar söylemiştir. Unutmayalım ki söyleyeni belli olan ilk türkü örneği, söyleyeni belli olan ilk türk örneği 16. yüzyıl saz şairlerinden öksüz dediği aittir. Peki bu türkü ne zaman söylenmiş? Türk-İran savaşlarında söylemiş olduğu bir türkü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi türküler söyleyeni belli olmayan anonim halk edebiyatının bir nazım biçimi 16. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Öksüz Dede'nin yazmış olduğu türkü örneği edebiyat tarihimizin ilk türkü örneği diye hatırlayacağız. Öksüz Dede'yi gördüğünüz zaman 16. yüzyıl Yeniçeri şairi ve ilk türkü örneği olarak da alırsanız yeterli olacaktır. Geldik Armutlu'ya. O da Öksüz Dede gibi Yeniçeri ocağında yetişmiş önemli açıklardan bir tanesidir. Armutlu köyünde yaşadığına dair bilgilerimiz var. Ama hayatı hakkında çok da fazla bilgimiz yok. Onun da 16. yüzyılın sonlarında yaşadığını unutmayalım. O da aynı öksüz dediği gibi katıldığı savaşlarla ilgili türküler söyleyen bir salt şairi olmuştur. Hocam öksüz dediği ile aşık Armutlu'nun ortak yönü ne oldu? İkisi de Yeniçeri Hoca aşığı olmuş oldu. Ancak öksüz dediğinin Armutlu'dan ayrılan yönü neymiş? Edebiyat tarihimizde söyleyeni belli olan ilk türkü örneğini kim söylemiş? Öksüz dede söylemiştir. Şimdi geldik Aşık Bahşi'ye. 16. yüzyılda Köroğlu'ndan, Öksüz dededen ve Aşık Armutlu'dan bahsettik. Aşık Bahşi'ye geldiğimiz zaman ise belki sınavda çıkma ihtimali çok zor olan bir isim olsa da en azından biz Aşık Oğuz Ali gibi, Aşık Bahşi gibi, Öksüz dede, Aşık Armutlu gibi isimlerin 16. yüzyılda yaşamış daha çok Yeniçeri Ocağı'nda bulunan aşıklar olduğunu unutmamamız lazım. Sevgili gençler eğer Yeniçeri Ocağı'nda yaşamıştır dese aklımıza yine Aşık Bahşi gelsin. Onun da katılmış olduğu seferler, savaşlarla ilgili söylemiş olduğu şiirlerin olduğunu biliyoruz. İşte Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi üzerine söylediği destan elimizdeki tek şiiridir. Yani bugün bizim Aşık Bahşi'ye ait olan elimizde sadece bir tane şiiri var... O da Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında söylemiş olduğu bir şiir olmuştur. Oğuz Ali'ye geldiğimiz zaman ise onun da Yeniçeri Ocağı'nda değil de bir deniz eri olan bir halk şairi olduğunu söyleyebiliriz. Deniz eri olan bir halk şairi olduğunu söyleyebiliriz. Onun da eldeki tek şiiri unutmayalım. Ünlü denizci Turgut Reis'in ölümü üzerine söylemiş olduğu bir ağıttır. Evet bugün elimizde aşık bahşiye ait olan tek şiir var. Aşık Oğuz Ali'ye ait olan da tek şiir neymiş? Turgut Reis'in ölümünü anlatan ağat olmuştur. Sevgili gençler, kitaplarda bilgiler gereğinden fazla ve ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Her zaman söylüyorum, size anlattığımız bu bilgileri, bu notları defterlerinize yazaraktan öğrenmeniz daha kalıcı olacaktır. En iyi öğrenme yolu yazarak öğrenme yolları, yoludur. Tabii ki kulak dolgunluğu oluşturmak için videoyu dinleyebilirsiniz ama defteriniz olursa Tekrarı daha rahat yaparsınız. Bilgileriniz daha kalıcı olur. Çünkü insan kendi yazdığını daha çok okur arkadaşlar. Sevgili canlar, sevgili gençler, böylece 16. yüzyılın saz şairlerini tamamlamış olduk. Umarım 16. yüzyılda yaşayan saz şairlerinin kimler olduğunu unutmazsınız. Kimlerdi? Aşık Köroğlu'nu unutmayacaksınız. Bir, Öksüz Dede, Aşık Armutlu, Aşık Oğuzadi, Aşık Bahçe gibi isimlerin en azından 16. yüzyıl salt arasında yer aldığını bilmek lazım. Amma ve lakin unutmayalım ki salt içerisinde 16. yüzyıla damga vuran Köroğlu'nu çok iyi bilmemiz lazım. Köroğlu ile ilgili neleri bilecektik? Bir, koçaklamanın ilk örneklerini Köroğlu'na verdik. Göçebe olduğunu söyledik. 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başı olduğundan bahsettik. Bütün şiirlerin Ece e söylediğini ve okuma yazmasının olmadığından bahsetmiş olduk. Sevgili gençler. Böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.